Herkese yepyeni bir YouTube videosundan merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışındayım. Yurt dışındaki Bosna'daki futbol ürünlerini inceleyeceğiz. Biliyorsunuz YouTube'a daha yeni başladım. Nereden başlayayım, nereden gireyim tam bunları detaylı bilmiyorum. Yanımda da Fatih arkadaşım var. Arkadaşım Bosna'da yaşıyor. Bosna'da öğrenci. Yaklaşık bir yıldır burada. Ben de onun yanına geldim. Hem de bir alışverişim oldu buradan. Bir telefon alışverişim oldu. Bugün açıklamada olduğu gibi Bosna'daki futbol ürünlerini inceleyeceğiz. Bakalım oradaki fiyatlar nasıl? Türkiye'yi fiyatlara nazaran pahalı mı nasıl? Görürsünüz. Bakalım şimdi geçiyoruz. Tramvaya bineceğiz. Size detaylı olarak arada tramvayı da gösteririm. Çekerim. Aralara koyarım böyle. Bakalım geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir tane alışveriş merkezine geldik, SCC diye. Buradaki bir tane futbol ürünleri satan bir yer var. Oradan size görüntüler göstermeye çalışacağım. Bakalım göreceğiz. Bakın fiyatlar nasıl, iyi mi Türkiye'ye nazaran? Bir karşılaştırma gibi bir şey yapalım. Bakalım nasıl olacak. Evet, 585 KM burada. Yaklaşık kur farkı da. Krampon da yeni çıkmış galiba. Bunu ben Türkiye'de görmedim çünkü. 585 KM diyor, mark yani. Poşet markı. Gayet de güzel krampon. Şimdi diğer kramponlara bakalım. Evet, 605 diğer kramponumuz arkadaşlar. Çivili. Gayet de güzel. Güzel görünüm var. Airzoom adı altında. Biraz da ucuz olanlarında ise şöyle göstereyim. Pembe olanın Nike Airzoom. 195 KM yazmışlar. Mark yazmışlar arkadaşlar. Bu da amatör krampon ama genel olarak işlerimizi görür diye düşünüyorum. Amatör sahada, çim sahada. Futsal ayakkabıları da var. Futsal ayakkabıları da 195 KM gördüğünüz gibi. Şöyle Adidas'ın olanları var. O da 99 KM yazıyor. Yani bunun da rengi bayağı iyi. Bu Nike'lar da hoşuma gitti. Bayağı iyi. Şöyle uzaktan alayım. Böyle bir Nike üst var. Antrenman üstü arkadaşlar. 55 KM. Yani bir tık pahalı gibi geldi sanki böyle Nike'a göre. Yani öyle düşünüyorum. Yanında da hemen yanında da göstereyim. Bir tane daha Nike üst var. Bunun da fiyatı 65 KM. Buraya göre bence bunlar biraz pahalı. Adidas daha uygun gibi geldi bana. Yani öyle düşünüyorum. Bir dahaki ürünleri inceleyelim şimdi. Farklı farklı antrenman üstleri var burada. Bir tane Adidas üst olarak şöyle bir antrenman üstü gördüm arkadaşlar. Fiyatı da gayet uygun. Buraya göre 40 KM yazmışlar. Gayet uygun şöyle. Onun yanında 6 bir şort var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatı da yakından 40 KM. Yani ikisi toplam 80 KM'e denk geliyor. Şurada bir yağmurluk gördüm arkadaşlar. Ben bunu Türkiye'deki Adidas'larda bile görmedim. Gayet çok güzel. Dış deseni falan. Gayet parlıyor yani insanın gözünde. Bunun fiyatına bakalım. 159 KM. 159 mark. Yani antrenmanlarda giyilir yani. Muhteşem bir şey. Evet arkadaşlar, mağazaya girdik. Size fiyatları gösterdim genel olarak. İyi ama pahalı olan ürünler de var tabii. Yani fiyatlar değişiyor duruma göre. Çok fazla eşya yok burada zaten. Hani kısıtlı gibi bir şey. Böyle Nike'ın kendi bayisi, Adidas'ın kendi bayisi gibi burada bayileri yok. O yüzden eşyalar biraz, imkanları da kısıtlı. Böyle store böyle kısa kısa bulabiliyoruz. Fatih'e soralım. Fatih fiyatlar hakkında neler düşünüyor? Neler düşünüyorsun Fatih? Fiyatlar bence çok pahalı değil fakat bizim ülkemize göre gerçekten pahalı. Fena fiyat durumu yok. Bence neden olmasın? Bence Türkiye'den bazı durumlarda ekstra olarak daha iyi. Evet evet, kesinlikle. Bazı ürünler gerçekten ucuz burada. Hani kramponların fiyatı Türkiye'de yaklaşık olarak 5000 lira falan arkadaşlar. Hani başka nasıl açıklayayım size? Buradan aktaracaklarım bu kadar. Evet, bunu araya koyacağım YouTube'da.
Baş Çarşısı semtinde geziyoruz. Biz buralara alışık değiliz. Biliyorsunuz biz İzmit'te yaşıyoruz. Nereden bilelim biz Bosna'yı, orayı burayı. Ama gayet de güzel tarihi yerleri var arkadaşlar. Yani gösteririm. Resimlerle de gösteririm size. Gelin görün derim. Bakalım ilerleyen zamanlarda nerede görüşürüz? Nerede paylaşırım? Hangi ülkeye giderim bilmiyorum. Zamanla görürsünüz. Buradan takipçilerime de selam olsun. Evet arkadaşlar, yurt dışındaki YouTube videomun sonuna geldik. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha yepyeni videolar gelecek. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Tschüss.